Çocuklarda gördüğümüz omurilik anomallerini başlıca iki gruba ayırmaktayız. Bilimsel tanımlamasıyla açık spinal distrafizm, kapalı spinal distrafizm. Açık spinal distrafizm, bebek anne rahminde gelişirken omuriliğin gelişmesinin yarım kalması ve bu nedenle bebek doğduğunda bebeğin sırtında bir kese şeklinde veya açık yara şeklinde omuriliğin kendisinin görülmesidir. Ülkemizde daha çok spina bifida diye bilinen bir kavramdır. Bu bebeklerin bu olaydan dolayı ciddi zarar görmemeleri için doğum sonrası ilk 36 saat içinde ameliyat edilmeleri gerekmektedir. İkinci grup kapalı spinal distrafizm ise çocuk doğduğunda sırtında bir omurilik problemi gözükmeyen ama iç yapıda omurilik gelişmesinde problem olan çocuklardır. Bu çocuklarda sıklıkla sırt bölgesinde ortada aşırı kıllanma, bir kızarıklık, bir kanal ağzı sanki bir delik varmışçasına dikkat çeker. Böyle bir bulgu olduğunda mutlaka bir MR çekilmesi gerekiyor. Niçin? Çünkü kapalı spinal distrafizm olguları da eğer geç kalınırsa sıklıkla ayakta şekil bozukluğu, yürüme bozukluğu, idrar ve gaita tutamama ve cinsel fonksiyonlarda problemlerle ortaya çıkar. Dolayısıyla bunların da koruyucu amaçla erken tedavi edilmeleri gerekmektedir.